çok eskilerde Cumhuriyet'in yeni kurulduğu yıllarda ilçe idare heyeti köy işlerini halletmek için köye çıkıyorlar. Köylere çıkıyorlar. Yani o zaman ulaşım yok, şehre varılmıyor. Köylere çıkıyorlar, köyde yerinde hallediyorlar. Yani köydeki işleri, askerli işleri, nüfus işleri, tapu işleri ne olursa bunları köyde hallediyorlar. Hele bu Karadöne tarafına çıkıyorlar. Köyler çok kalabalık, çok uzak. İşte en uzaktan başlıyorlar. Sakız'a geldikleri zaman da akşam oluyor. Orada yatılması gerekiyor artık yani. Mutavaramıyorlar. Akşam oluyor. Akşam şeyler devam ediyor. Yemekten sonra gene işlemler devam ediyor. Askerlik yoklaması yapılacak. Kaymakam Bey orada, nüfus müdürü orada, şube reisi orada. Şimdi askerlik çağına gelen çocukların yoklaması yapılıyor. Muhtar okuyor işte ismini falan, oğlu falan geliyor. Kapıya bir tanesi çıkmış maşallah böyle çok iri yarı, pala bıyıklı. Kimin bu civan demiş kaymakam, yani kimin bu? Babası oradan kalkmış ayağa. Allah bağışlarsa bizim efendim demiş, yani maşallah demiş, iyi bakmışsın falan, işte vatana hizmet edecek ya. Neyse devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Neden sonra birini çağırıyorlar. Bir kapıya birisi çıkıyor ki böyle tartıya zor gelir yani, böyle çok cılız, zayıf, çelimsiz bir şey çıkıyor. Ya bu oğlan kim diyor. Meğer o oğlan da onunmuş, yani aynı adamınmış fakat analar ayrıymış. Efendim o da bizim diyor, yani bu sefer yani çok iştahlı diyemiyoruz, o da bizim diyor. Kaymakam diyor bu sefer olmamış işte diyor, bak çok büyük adaletsizlik yapmışsın, oğlanı birine yedirmişsin getirmişsin, bu oğlana bakmamışsın diyor. Niye bakmadın diyor. Yok yok öyle değil kaymakam Bey diyor. Yok ne öyle değil, işte öyle baksana bu yetişmemiş diyor. Ondan el o da diyor. Onun iş olduğunda dizimde çok büyük bir yara vardı demiş yani.